Eflatun Pınar Fikir Anıtı ya da genel ismiyle Eflatun Pınar olarak bilinen yer değerli izleyiciler. Hitit Mistia kentinin antik kalıplarından bir tanesi, fasıllar anıtlarından aslında bir tanesi diye ifade edebiliriz. Şu anda bulunduğumuz tren lokomotifi Adolf Hitler zamanına kadar gider. Her hafta farklı görüntüler yapar. Özellikle sizlerle olmaya çalışıyoruz. Gezen bilirdi. Tertemiz bir nefes kadar insanın ciğerlerine işler güzel doğası yurdumuzun. Doğası kadar zengin kültürüyle, örf ve adetleriyle bir solukta okunacak kadar akıcıdır geçmişi. Öyle ki yılların birikimi olan kültürü, bilinç altında yatan insan sevgisi ve tarihi zenginliğiyle tarifi zor bir his uyandırır insanda. Bu güzel ülkenin her köşesinde bir kap sıcak yemeğiniz hazırdır her zaman. Birçok ülkede göremeyeceğiniz bir misafirperverlikle ve insan sevgisiyle karşılaşırsınız. Bir koyun sürüsünün çıngıraklarından çıkan sesle karşılar sizi Anadolu. Bu ülkenin hayırsever insanları vardır bir de. Sıla özlemiyle yüreği çarpan büyük yürekli insanları. İşte bu hafta size farklı bir coğrafyada yaşadığımız farklı duyguları yaşatmaya çalışacağız. Gümüşhane, Şiran ilçesi, Yukarı Kulaca köyündeyiz. Güçlerini topraktan aldıkları için toprak kadar geniş gönüllü insanların yaşadığı bu güzel yerde yine seyir defterimize çok farklı notlar düştük. Hayırsever insanları var demiştik ya bu güzel vatanın. Onlardan birisi de önemli iş adamlarımızdan değerli Hasan Kulaksız. Bir ana duasıyla Anadolu'ya hizmet etmekten gurur duyan bir şahsiyetten bahsediyoruz. Köyüne, insanına aşık, mütevazi bir Anadolu evladı Hasan Kulaksız gibi insanların sayısının çoğalması için dua edelim biz de. Yukarı Kulaca'dan o kadar güzel kareler yakaladık ki paylaşmakta sabırsızlanıyoruz. O zaman besmele ile yola çıkma zamanıdır şimdi. Gümüşhane'nin Örnek Köyü'nde. Tertemiz havasını ciğerlerimizin dibine kadar çektik, buz gibi sularından içtik ve yemyeşil doğasında gönül zenginliği yaşadık. Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Yukarı Kulaca köyünün harika görüntüleriyle Gezen Bilir'de bu hafta sayfamıza yeni bir güzel bir sayfa eklemek istiyoruz. Şimdi gezimize başlayalım. Thank you.
Köye ulaştığımız ilk gün müthiş bir heyecan vardı köyde. Ahali meydanda yapılacak güzel açılış için beklemedeydi. Gümüşhane'nin birçok ilçesine ve merkeze ulaştırılmış olan açılış haberi aslında imkan olsa da tüm yurda ulaştırılsaydı. Gümüşhane Valiliği tarafından verilen örnek köy patentinin neden yukarı kulacaya verildiğini, yapılan örnek çalışmaların yurdun dört bir tarafına yayılması gerekliliği daha iyi anlaşılırdı o zaman. Değerli iş adamımız Hasan Kulaksız'ın köyü için anne duasıyla yola çıkıp, değerli anne ve babası olan Nimet ve Necip Kulaksız adına temelleri atılıp yapımına başlanan konak, dileriz Sıla'ya özlemin en güzel örneğini teşkil eder. Yukarı Kulaca halkıyla yaptığımız sohbetlerde dualarını duyduk insanların ve herkes de kendi köyünün evladı, değerli Hasan Kulaksız'a olan sevgiyi gördük. Şimdi açılışımızdan güzel karelerle sizinleyiz. Hepiniz öncelikle Yukarı Kulaca köyüne yaptırılacak olan köy konağı temel atma programına hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Sayın Hasan Kulaksız Beyefendi sizin evladınız. Bizler kendilerini Konya'da tanıma şansı bulduk. 20 yıldır basın sektörünün içerisindeyiz. Bugün eğer buraya gelmiş isek, dolayısıyla vermek zor iştir. Herkes veremez. Kimileri de verememekle imtihan olur. Bu nedenle bugün bu hayırlı işte bizler de bulunmak istedik. Bu nedenle aynı zamanda Konyaspor'da da yöneticilik yapan mütevazi insan ve ana duasıyla yola çıkan sizin evladınız, hayırsever iş adamı Sayın Hasan Kulaksız Beyefendi'yi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum efendim. Sayın Valim, Sayın İl Jandarma Komutanım, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanlarım, çok kıymetli basınımızın temsilcileri, çok değerli hazurum, hepiniz temel atma törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Valim, bulunduğumuz köyümüzün coğrafi şartlarından dolayı köyümüzün birçok insanı Türkiye'nin çeşitli illerinde çalışmaktadır. Ama bedenimiz gurbet ellerde olsa bile ruhumuz hep doğup büyümüş olduğumuz köyde oldu. Sayın Valim, çok değerli hazurum, basınımızın kıymetli temsilcileri, 6 ay önce annemi kaybettim. Annemi kaybetmeden 10 gün önce bir akşam evde oturduğumda annem bana çok güzel bir nasihatta bulundu. Ve 10 gün sonra vefat edince oturup şunları düşündüm. Çok sevgili anacığım bana nasihat etmemiş, vasiyet etmiş. Bugün burada anacığımın lafı geçtiği an bile ne olur beni bağışlayın, duygularıma hakim olamıyorum. 27 yıl önce de babamı kaybetmiştim. Anne oldu, baba oldu, bizi yetiştirdi ve burada bulunan çok kıymet verdiğim, çok değer verdiğim, bizi yetiştirip büyüten abime de buradan teşekkür ediyorum. Sayın Valim, hemen gelir gelmez köye annemin vasiyeti üzerine köy muhtarımızı, dernek yönetimimizi,
köyümüzün bütün halkını, büyüklerimi toplayıp annemin bana nasihatını vasiyet olarak emir olduğunu düşünerek izah ettim. Paylaştım. Yüreğimin yangınını anlattım. 13 yaşında bu topraklardan gittiğimde dönüp buraya gelip artık ben bedenim Konya'da olsa bile ruhumun bu doğduğum topraklarda olması gerektiğini düşünerek bütün köy halkımızla paylaştım. Dedim ki anamın bana bir vasiyeti var. Artık köye dönme zamanı geldi. Benim köye yapabileceğim çok işlerim var. Oturup köy konağını, bütün yol çalışmalarımızı, bahçe ve bahçe duvarlarımızı, su problemlerimizi ve çok çeşitli çalışmalarımızı aramızda istişare ederek onların da onayını aldım. Çok değerli hemşerilerim, buradan direkt Konya'ya gittiğimde sizlerle istişare ettikten sonra bütün ekibimi toparladım. Mimarlarımızı bir toplantı yaparak köyümüzde neler yaparız diye bir çalışma başlatın dedim. Ve bunun üzerine bir 10 gün çalışma sürecinden sonra önüme çok güzel projeler geldi. Ve bu projeleri hemen bir katalog haline getirmek istedim. Katalog haline geldiğinde tekrar döndüm. Burada bir iftar yemeğinin peşinden bütün köy halkımızı toparlayıp onlara bir sunum yaptım. Ben Sayın Valime bir sunum yaptığımda Sayın Valim dedi ki çok güzel işler yapıyorsun Hasan Bey dedi. Bu kadar işin içerisinde benden talebiniz nedir sorduğunda Sayın Valim millet ve devlet el ele olmalı. Eğer müsaade ederseniz köyümüzü Gümüşhane'nin 322 köyü içerisinde onayı verirseniz örnek köy teşkil etmek istiyoruz. Örnek köy teşkilinin içerisinde yol çalışmalarımız, suyumuz, altyapımız ve güzel bir köy konağımız var. Biz gurbet ellerde yaşadığımız için düğünümüzü de cenazemizi de bütün Türkiye'nin çeşitli illerinden gelerek burada her zaman birlik ve beraberlik içerisinde oluyoruz. Cenaze defininden sonra oturup nezik güzel bir yemek salonumuzun olmadığından dolayı 100 kişilik bir yemek salonu, 70 kişilik bir taziye odası, muhtarlık makamı ve misafir odasını teşkil edip Allah nasip ederse hani Mevlana'nın bir sözü vardır. Mum olmak kolay değildir. Işıtmak için yanmak lazım. Buradan yola çıkarak önümüzdeki Ramazan bayramında Sayın Valim, Sayın basınımızın güzide temsilcileri, çok kıymetli hazurum, İnşallah köyün girişindeki örnek köy yazısının sorumluluğunu taşıyarak saymış olduğum bütün hizmetleri köy halkımızla, muhtarlığımızla, derneğimizle ve bendeniz Hasan Kulaksız olarak artık bunları yapıp ortaya koyup açılışını da Allah nasip ederse Ramazan bayramından bir hafta önce ya da 10 gün önce yapacağız. Çok kıymetli hemşerilerim, ben sizlerin evladıyım. Ben bu köyde doğdum. Bu köyde yaşadım. İnşallah Allah nasip etti bu köye sizlere hizmet vereceğim. Sayın Valim, huzurunuzda Kaymakam Bey'e, Şiran Belediye Başkanımıza, gözü, kulağı Şiran'ın her köşesinde, her köyünde olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum. Kaymakam Bey'e ve
belediye başkanımıza huzurunuzda ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlerle dertlenip sevinçlerini bizlerle yaşayan, bütün dertlerimize ortak olan insanlara burada hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah Allah nasip eder bize Gümüşhane'nin, Kerkidimizin, Şiran'ımızın, bütün Gümüşhane'nin köylerine hepimize Allah nasip etsin. Bir tuğla da bu örnek köy teşkilinden sonra bir tuğla da oralara koyalım. Temel atma törenimize bizi Sayın Valim, Sayın Hazur'un çok değerli hemşerilerim, bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sayın hayırsever iş adamımız Hasan Kulaksız Bey'e teşekkür ediyoruz. Allah her köye, her beldeye, bölgeye böylesine duyarlı vatandaşlar nasip eylesin. Köyünü sevmeyen memleketini sevemez, köyünü seven ülkesini sever, sahip çıkar. Allah razı olsun diyoruz. Evet, şimdi de büyük alkışlarınızda Gümüşhane Valimiz Sayın Yücel Yavuz Beyefendi'nin konuşmaları arz ederim. Buyurun Sayın Valim. Şiran ilçemizin çok değerli kaymakamı, garnizon komutanı, Şiran Kerkit Belediye Başkanları, her iki güzide ilçemizin çok değerli protokolüne mensup mesai arkadaşlarım, saygıdeğer Yukarı Kulaca ve civar köylerden gelen hanımefendiler ve beyefendiler, bundan yaklaşık iki ay önce Hasan Kulaksız Bey ve ilçe kaymakamınız makama geldiğinde az önce hemşehriniz, köylünüz Hasan Bey'in bahsettiği projelerden bahsettiler. Öncelikle şunu ifade edeyim. Normal şartlarda bizim Türk milletinden ve insanımızdan beklenilen birlikte ve beraber yaşama, yardımlaşma ve dayanışmanın örneklerinin bu şekilde ortaya tezahür etmesi ve çıkmasıdır. İşte gördüğüm manzara bu köyde yetişmiş ama kendisinin de ifade ettiği şekliyle hem coğrafi hem de bölgesel bir takım sıkıntılar nedeniyle göç etmek zorunda kalmış bir vatan evladının doğduğu topraklara ne yapabilirim düşüncesiyle harekete geçtiği ve bunu hayata geçirdiği bir projeden bahsettiğini görünce ve aşağı yukarı yapacağı her işin de finansmanını kendisinin de karşılayacağını taahhüt ettiğini görünce bilakis ve ayrıca memnun oldum ve bizden yana her türlü destek taahhüdünde bulunduk. İşte bunun başlangıcı olarak bugün köyümüzde ihtiyaç duyulan ve gurbetteki vatandaşlarımızın geldiğinde vakitlerini geçirebileceği, ihtiyaçlarını görebileceği güzel bir mekan sembolik olarak bugün başlangıcını yapmak üzere dizayn edilmiş, projelendirilmiş ve gördüğüm kadarıyla da çok güzel bir projeyle hayata geçirilecek. İşte bununla ilgili çalışma yaptıklarını ve bizim de katılıp katılamayacağımızı geçen hafta sordular. Açıkçası böylesine organize, böylesine katılımın yüksek olacağını ben çok da tahmin etmemiştim. Bu vesileyle hepinize ayrıca teşekkür ediyorum. Yani bu birlik ve beraberliğin kamusal anlamda bir şeyler yapmak isteyenlere verilecek olan desteğin bir göstergesidir. Köy halkı bunu kabullenmiş, bunu önemsemiş, bunu görmenin de ayrıca mutluluğunu yaşadık. Ayrıca gelirken de hem Nimet teyzenin hem de Necip amcanın ve aile olarak Sayın Kulaksız sülalesinin bir mezarını ziyaret edelim dedik. Yayan gelelim görelim dedik. O yüzden sizi biraz beklettik. Kusura bakmayın. Değerli hazirun, saygıdeğer hanımefendiler ve beyefendiler, bu tür faaliyetler, bu tür hayırsever demek istemiyorum. Çünkü bu konuda zaten ülkemizin namı dünya genelinde yayılmıştır.
Ama bu tür kamu hizmetleri anlamında, yani köyümüzün ihtiyaç duyduğu, köylümüzün ihtiyaç duyduğu konularda vatandaşımızın da devlet millet işbirliğiyle bu tür konularda taşın altına elini koyması gerektiğini hep söyleriz. Dışarıda gurbette çok hemşehrimiz var. Ben biliyorum onların sıla-i rahim anlamında hiçbir zaman ihmal etmedikleri bir manevi atmosferleri var. Her yıl köylerine geliyorlar. Köylerindeki eksik ve ihtiyaçları gidermek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. Bunun da en tipik ve belki de en kapsamlı göstergesi Hasan Kulaksız arkadaşımızın yaptığı bu güzel çalışmalar. Annesi rahmetli Nimet teyzemizi ve babasını, ahirete irtikal etmiş olan bütün yakınlarını hepinizin huzurunda hep birlikte rahmetle anmak istiyorum. Annesinin söylediği o nasihat ama bir noktada kendisinin kabul ettiği şekilde vasiyetin bu şekilde hayata geçirilmesi hem de kısa zamanda hayata geçirilmesi de ayrıca takdire şayandır. Kendisine huzurlarınızda Gümüşhane valisi olarak gerek Yukarı Kulaca köy halkı, gerek Şirak, gerek Gümüşhane'miz ülkemiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür çalışmalar artarak devam eder. Çünkü biz devlet olarak, millet olarak kaynaşma içerisindeyiz zaten. Bunun da hayata geçmesi anlamında bu tür örnekler çok güzel bir çalışma olarak ortaya çıkıyor. Allah her köye arkadaşımızın dediği gibi bir Hasan Kulaksız nasip etsin diye temennide bulunalım. Fazla vakti uzatmayalım. Bu prensip olarak bir Sayın Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi genelde ve normal şartlarda temel atma programlarını değil de açılış programlarını bir an önce yapalım isteriz her zaman. Ama bugün hem bir göreyim dedim köyü. Hava da müsaade etti. Güzel de bir hazırlık yapılmış. Sembolik de olsa bir temel atma törenimizin güzel hizmetlere, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kendilerine bir defa daha ailecek, kendilerine, Kulaksız ailesine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Çalışmalarda kazasız, belasız, güzel işler yapılsın. Kaymakamımız, belediye başkanımız, komşu belediye başkanımız, siyasilerimiz, herkes bu işe destek veriyor gördüğüm kadarıyla. Kısa zamanda güzel neticeler alınır ve tez zamanda açılışa da inşallah geliriz. Hatta diyelim ki Ramazan'ı beklemeyelim, birkaç tanesini açalım. Ramazan'da da ayrıca tamamını açalım. Allah güç kuvvet versin, hayırlı uğurlu etsin. Hepinizin günü sağlık ve sıhhatle dolu olsun. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum Sayın Hasan Kulaksız. Evet, çok değerli valimize teşekkür ediyoruz. Ey Rabbimiz, hayır sahibi kardeşlerimizin sayısını çoğalt ve bu hayra vesile olan kardeşimizin, yine bu hayırda emeği geçecek olan kardeşlerimizin cümle geçmişlerine, annelerine, babalarına rahmetinle muamele eyle Rabbimiz. Ey Yüce Rabbimiz, senden hayırlı hizmetlerde bizleri muvaffak kılmanı niyaz ediyoruz. Devlet erkanımıza, bütün milletimize birlik ve beraberlik ihsan eyleyip hayırlı hizmetlerde cümlemizi muvaffak eyle Rabbimiz. Allah'ım, bu hizmetlerimizin kabul olmasını senden niyaz ediyoruz. Duamızın makbul olmasını senden niyaz ediyoruz. Hayırlı hizmetlerimizin daim olabilmesi için, bizlerin hayırlı hizmetlerde muvaffak olabilmesi için, rızanın daima üzerimizde olabilmesi için, hasaten senin rızan için, El-Fatiha. Allahümme sallam. Nimet ve Necip Kulaksız adına yaptırılan köy konağımızın açılışından sonra açılışımıza teşrif eden değerli Gümüşhane valimizle genel bir sohbet ettik. Hem Gümüşhane ile ilgili hem de Gümüşhane'nin bu güzel örnek köyüyle ilgili.
Tabii ki sohbet öncesi Yukarı Kulaca köyünde değerli iş adamımız Hasan Kulaksız ve Gümüşhane valimizin küçük bir gezisi oldu. Dualarla çıkılan yolda yine duaya karşılık Fatiha gönderildi Nimet ve Necip Kulaksız için. Efendim Gümüşhane Yukarı Kulaca köyündeyiz, Şiran ilçesinin bu güzel köyünde. Ve hakikaten tertemiz havasıyla, doğasıyla insanı büyüleyen bir tarafı var. Burada gerçekten çok önemli bir iş yapıldı. Burası Gümüşhane'nin örnek bir köyü. Sayın Valimizin tabii onayıyla, tesciliyle olduğu. Sayın Valim, neler söylemek istersiniz değerli Hasan Kulaksız Bey'e ve onun nezaretinde tüm insanlara ulaşabileceğimiz kitleye? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Gezen Bilir programı burada bir çekim ve ziyaret gerçekleştiriyor. Bahsettiğiniz gibi bizim Yukarı Kulaca köyü nüfusuna kayıtlı ve burada doğan ama Konya'da iştikal eden, orada iş dünyasında çok güzel işler yapan Hasan Kulaksız arkadaşımızın sıla-i rahim diyelim bu manevi atmosferde memleketine, köyüne bu şekilde güzel yatırımlar yapmak maksadıyla ortaya çıktığı, ortaya koyduğu bir projeyi gerçekleştirmek üzere ilk adımı atmış bulunuyoruz burada. Sizin de teşhis ettiğiniz gibi bizim Gümüşhane özellikle hemen hemen her ilçemiz kendine mahsus, nevi şahsına münhasır çok güzel doğal ve tabii güzelliklere, kültürel güzelliklere sahip. Havası çok güzel. İnsanlarımız zaten her yerde, gurbette ve burada olan insanlarımız. Özellikle suyu gerçekten biz suyunu içtikten sonra Sayın Valim hani su içmediğimizi anladık daha önceden. Yani suyuyla birlikte her şeyi diyelim işte doğal güzellikler, insanların misafirperverliği ve hoşgörüsü işte görüyorsunuz katılımındaki candan ve işten yakın ve ilgi ve alakayı. Bu nedenle Hasan Kulaksız arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Ailesine tebrik ve teşekkür ediyorum. Rahmetli olan annesine ve babasına rahmetle anıyoruz. Bu bir örnektir. Örnek köy olma yolunda çok güzel hamleler yapılmıştır. Biz de valilik olarak, kaymakamlık olarak ilçemiz ve ilimizin tüm imkanlarıyla destek olacağız. Bunun örnek olacağını da ben düşünüyorum çünkü gurbette çok Gümüşhaneli hemşehrimiz var. Her yıl 3-4 ay yaz döneminde mutlaka köylerine gelirler ve mutlaka bir eksiği giderme konusunda gayret gösterirler. Bizim Gümüşhanemize has, güzel bir alışkanlık ve gelenektir bu. Şahsan Bey bunun daha da gelişmişini gösteriyor bakalım, sergiliyor. İnşallah başlangıç yaptık, devamı gelecek. Kendisindeki o azim ve kararlılık var. Annesinin nasihatı ve hatta vasiyeti var. Sizler de bunu kamuoyuna paylaşacaksınız. Bir vesileyle tekrar hoş geldiniz diyorum. Konya'ya selam ve saygılarımı iletiyorum. Bekliyoruz, Gümüşhanemiz güzeldir. Suyuyla birlikte havası, yemekleri, misafirperverliği özellikle. Her şeyle mükemmel bir bölge, bir coğrafya. Bekleriz, misafir edelim. Teşekkür ediyoruz Sayın Valim, değerli zamanınızı ayırdığınız için. Sağ olun. Hadi iyi günler. Efendim şimdi de yolculuğumuzdaki duraklarımızdan bir tanesi mükemmel bir alabalık tesisi oldu. Güzel bir protokol yemeği, hoş bir yemekten sonra da Sayın Başkanımızla bir sohbet etmek istedik. Şiran Belediye Başkanımız Yavuz Altıparmak'la birlikteyiz. Başkanım öncelikle tabii köyden bahsedelim. Gerçekten örnek bir köy oluşturulmuş Gümüşhane'de. Daha sonra genel olarak ilçede ve köyde yapılanlardan bahsedelim. Yukarı Kulaca köyümüz. Gerçekten örnek bir köy. Coğrafyasıyla, işte balık tesisleriyle, insanlarıyla gerçekten örnek bir köyümüz. Hasan Kulaksız abimiz de örnek bir insan. Annesinin nasihatını vasiyete dönüştürüp şu anda köyde çok güzel işler yapıyor. Bugün sizin de şahit olduğunuz bir köy konağının temelini attı. Ama yaklaşık çalışmaları 3-4 aydır devam ediyor. Köyün içinde altyapısından, bahçe duvarlarından, yolundan bayağı bir güzel çalışmalar yapıyor. Tabii bu köy aynı zamanda Şiran içinde bir örnek köy olacak inşallah. Şu anda zaten gördüğümüz kadarıyla bayağı bir düzenleme yapılmış.
Şiran hem doğal coğrafyasıyla, tarihi eserleriyle başlı başına gerçekten Doğu Karadeniz'in iç kesiminde kalıp iç Doğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz'i birbirine bağlayan bir coğrafi konumda bulunuyor. Hem o açıdan coğrafya olarak bağlıyor hem de kültürel olarak bağlıyor. Yani Şiran hem Karadeniz'in bir yerde kültürünü almış, kemençe çalınır, oynanır. Aynı zamanda Doğu Anadolu'nun kültürünü alıp davul zurna ile oynanır. O şekilde. İki kültürün karması. Yani. Tabii iki kültürün karması şeklinde güzel ve şirin bir ilçe. Çok teşekkür ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ederim. Son olarak aktarmak istedikleriniz var mı? Hem Şiran'la ilgili hem de örnek köyümüzle ilgili. Örnek köy koyacağım buraya. Ben size teşekkür ediyorum. Ta Konya'dan gelip Şiran'ın güzel bir köyünün çekimlerini yapıyorsunuz. İnşallah Şiran'ın çekimini de yapmanızı isteriz. Bu program Konya'da izlenecekse bütün Konyalı hemşerilerimize, Konya vatandaşlarına bence Şiran'ı görmelerini isterim. Şiran'da gerçekten işte bir Tomara Şelalesi görülmeye değer, Çakırkaya Manastırı görülmeye değer, Erliye Çelebi Seyrangahı görülmeye değer. İşte Şiran'dan ulaştığımız Artabel Gölleri, Karagöller veya Yedi Göller denen çok güzel görülmeye değer coğrafyamız var. Görmelerini isterim. Eyvallah. Şiran'a geldiklerinde veya geçerken de belediyede bizim belediye başkanları olarak her zaman hizmet hazırız. Bize de bir selam verirse memnun oluruz. Eyvallah. Teşekkürler sevgili başkanım. Ben teşekkür ederim. Yukarı Kulaca'daki mükemmel alabalık tesislerinde bize yol arkadaşlığı yapan ki en önemli arkadaşlıklardan, dostluklardan bir tanesidir yol arkadaşlığı. Hem mesaiden tanıdığımız, kanalımızdan tanıdığımız ekran yüzümüz hem de sevgili Necip kardeşimizle birlikteyiz. Sevgili Hasan Kulaksız Bey'in oğlu gerçekten bizimle birlikte yoruldu. Buralara geldik. Şimdi yorulmanın mükafatını aslında bu güzel havasıyla, bu tertemiz şırıl şırıl akan sularıyla alıyoruz diyebiliriz sevgili Mustafa Durmuş. Neler söylemek isteriz? Hoş geldin öncelikle Gezen Bilir programına. Hoş bulduk. Kümüşhane'deyiz. Şiran ilçesinin Yukarı Kulaca köyündeyiz. Şimdi öncelikle mükafatı bence bugün Yukarı Kulacalılar aldım. Kısaca şunu söyleyeyim. Çok fazla lafa gerek yok. Şu dönemde birçok zengin imkanı olan trilyonluk insanların analarını babalarını huzur evine bıraktığı, verdiği bir dönemde hem anasının babasının hayattayken kıymetini bilen, onun yaşaması için en ferah bir şekilde hayatını sürdürmesi için imkanlarını seferber eden bir evlat düşünün Hasan Kulaksız. Hem Konya'da el üstünde tutulan hem de geldik gördük memleketinde, köyünde herkesin baş üstünde taşıdığı bir isim. Çünkü köyüne çok katkıda bulunmuş. Yollarını yaptırmış, caminin yapılmasına ortak olmuş ve şimdi de bugün de bir temel atıldı. Burada da köy konağı yapılıyor. Rahmetli annesi ve babasının adına bu çok önemli bir şey. Gerçekten tebrik etmek lazım. Allah Hasan Kulaksız gibi insanların sayısını artırsın. Vermek zordur, herkes veremez. Ama verdiğiniz zaman Rabbim size daha çok verir. Allah yollarını açık etsin. Teşekkür ediyoruz sevgili Mustafa abi. Biz de tabii seni programımızda ağırlamaktan çok büyük keyif duyduk. Hani kanalın içerisinde belki yüzlerce defa karşılaşıyoruz ama farklı bir mekandayız. Ve programımızda Gezen Bilir'de Mustafa Durmuş kendi düşüncelerini ifade ediyor. Son olarak izleyenlerimize aktaracağınız çok kısa bir mesajınız var mı Öz? Valla Öz, az önce de söyledim. Samimi olalım, paylaşımcı olalım, paylaşmayı bilelim, anaya babaya sahip çıkalım. Sağken sahip çıkalım, öldükten sonra sahip çıkalım. Başka bir şey yok yani. Üç Eyvallah. Günlük dünya. Çok teşekkür ediyoruz. Asıl yiğidimiz orada. Sevgili Necip Kulaksız'la birlikteyiz. Kendi köyündeyiz. Biz arkadaşın olarak, televizyon çalışanları olarak buradayız. Senin köyün burası, senin memleketin burası ve memleketine çok değerli yatırımlar yapıldı. Yani neler hissediyorsun? Buradaki insanların
durumuyla ilgili, ruh haliyle ilgili, senin ruh haliyle ilgili? Öncelikle KONTV ailesi olarak buralara kadar bizler için geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum İhsan Bey. Eyvallah. Sürekli babamın içinde böyle bir köy aşkı, köyüne karşı bir sevgi. Allah Allah diyordum kendi içimden. Neden bu kadar çok seviyor diye ama insanın ailesi, annesi, babası hayatta olduğu zaman çok şey görebiliyor ama hayatta olmadığı zaman da bazı şeyleri daha detaylı şekilde görebiliyor. Kaçırıyor gözlerini. Yani kaçırıyor. Sıla-i Rahim denen şeyi de ben gerçekten babamdan çok... Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah, çok programımıza katıldınız. Son olarak aktarmak istediğiniz birkaç cümleniz varsa? Son olarak sizlere çok teşekkür ediyorum buralara kadar geldiğiniz için. Sağ olun. Eyvallah, teşekkürler. Efendim, burada biz aslında sadece çekim için, iş için gelmedik gibi o his bizde oluştu bir defa. Çünkü burada sıcakkanlı insanlarla, dost insanlarla birlikteyiz. Yani eğer dostluk varsa, paylaşım varsa yaptığınız işi büyük bir keyifle yapıyorsunuz. Biz sevgili kameramanım Serkan, sevgili Mustafa Durmuş ve diğer arkadaşlarımızla birlikte keyif alıyoruz. Sizler de umarım bu güzel görüntülerle keyif almaya devam edersiniz.